Bugün yine 17 Aralık olaylarından, yolsuzluk ve rüşvet olaylarından itibaren 1,5 aylık bir süre geçmiştir. O yolsuzluk olayları ve rüşvet olaylarından itibaren bütün savcılar, yargıçlar ve polisler görevlerinden alınmışlardır. Ancak ne yazık ki o yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının üstünün örtüldüğünü görüyoruz. Aynı zamanda bakanlarla ilgili de düzenlenen fezlekelerin meclise gönderilmediğini görüyoruz. Bu fezlekeler neden gelmiyor sevgili arkadaşlar? İktidar Partisi milletvekilleri size soruyorum. Sayın Bakan size soruyorum. Bu 4 bakan hakkında yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla oluşturulan fezlekeler niye gelmiyor? Adalet Bakanı'nın savcıları etkilemek amacıyla yaptığı konuşmalar ve baskılar nedeniyle hakkında düzenlenmiş olan fezleke meclise neden gelmiyor? Eğer kendinizden eminseniz bu fezlekeler gelecek, meclis soruşturması açılacak, Yüce Divan'a gidecekler bakanlar ve rahat edecekler. Ama emin değilsiniz ki bu fezlekeleri getirtmiyorsunuz. Aslında bir Adalet Bakanı hakkında eğer deniyorsa ki savcılara müdahale etti, telefon etti, bu yolsuzlukları kapatın dedi deniyorsa eğer, o Adalet Bakanı'nın istifa etmesi lazım. Demokratik hukuk devletinde. Ama ne yazık ki artık bu ülkede demokratik hukuk devleti yok. Aynı zamanda başbakan ve bakanlar tarafından yargıda çete var. Devlet içinde örgütlenmiş bir çete var. Paralel yapı var deniyor. Suçlar işlediği belirtiliyor. İnsanların özgürlüklerine, hayatlarına mal olan suçlar işledikleri belirtiliyor. Ama bu çetenin de paralel yapında ortaya çıkartılması için en ufak bir şey yapılmıyor. Yargılamaları yapılmıyor. Soruşturmaları yapılmıyor. Sadece görev yerleri değiştiriliyor. Yani deniyor ki siz burada çok suç işlediniz. Gidin biraz da başka yerlerde işleyin. Böyle bir devlet anlayışı olabilir mi sevgili arkadaşlar? Bunu sizlere soruyorum ama sormamın hiçbir anlamı yok. Bakıyorum ki cevap verebilecek durumda değilsiniz.